Cilt uzmanları yanlış bilinen 10 sivilce efsanesine karşı sizi uyarıyor. Sağlıklı beslenmenize ve cilt bakım rutininize harfi harfine uymanıza rağmen sivilceleriniz olduğu gibi duruyor mu? Peki acaba neyi yanlış yapıyorsunuz? Muhtemelen konu cildinizi pürüzsüzleştirmeye geldiğinde sivilce hakkında hiçbir yararı dokunmayan bazı efsanelere inanma eğiliminde olabilirsiniz. Peki ya bu efsaneler neler ve bunların yerine ne yapmalısınız? Hadi öğrenelim. Ama önce hayata olumlu bakmak için abone ol tuşuna tıklamayı ve bildirim çanını çalmayı unutmayın. Birinci efsane. Sivilce sadece ergenlerde çıkar. Sivilcenin ergenlik döneminde karşılaşılan bir problem olduğunu düşünsek de aslında sivilceler her yaşta çıkabilir. Cadogan Kozmetik Kliniğinde dermatolog olan Dr. Anjali Mahto, yetişkinlerde görülen sivilcenin iki ana alt kategorisi olduğunu söylüyor. Bunlardan biri ergenlik dönemlerinden beri görülen kalıcı sivilceler ve ikincisi de 25 yaşından sonra çıkan geç başlangıçlı sivilceler. Tabii ki her durumda olduğu gibi bu iki tür sivilcenin de tedavileri farklıdır. Hangi tür sivilceye sahip olduğunuza dair teşhisi sadece bir dermatolog koyabilir ve sivilcelerinizi etkili bir şekilde tedavi etmenize yardımcı olabilir. İkinci efsane, sivilce bulaşıcıdır. Bu saçma efsaneyi artık rafa kaldıralım. Sivilce hiçbir şekilde bulaşıcı değildir. Sivilceleri olan biriyle el sıkışsanız ya da onu öpseniz de sivilce grip gibi bulaşan bir şey değildir. Sivilceler aşırı yağ, tıkanmış gözenekler, bakteriler, hormonal dengesizlikler gibi çeşitli faktörler yüzünden görülürler. Bakın bu listede sivilceleri olan biriyle temas diye bir şey yok. Bu yüzden bu saçma basma kalıp düşünceden ne kadar erken kurtulursak o kadar iyi. Üçüncü efsane. Sivilcelerinizden kurtulmak için yüzünüzü daha sık yıkamalısınız. Cildinizin sağlığı için yüzünüzü yıkamanız gerektiğini kimse inkar edemez. Yüzünüzü yıkamak cildinizi ölü cilt hücrelerinden, aşırı yağdan ve kirden arındırır. Ancak yüzünüzde sivilceler olduğu için yüzünüzü daha sık yıkamak zorunda değilsiniz. Hatta cildinizi fazla yıkamak cildinizi kurutup tahriş edebilir. Bu da sivilcelerinizi daha da kötüleştirir. Bu yüzden abartmayın. Yüzünüzü sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez yıkamanız yeterli. Ancak sivilceleriniz varsa uzak durmanız gereken cilt bakım rutini peeling'tir. Peeling cildinizi yumuşacık yapar ama aynı zamanda sivilcelerinizin yayılmasına ve daha çok bölgede çıkmasına da neden olur. Bu yüzden nazik temizleyicilere yönelin ve cildiniz size minnettar olsun. Dördüncü efsane. Cildinizi nemlendirmek gözeneklerinizi tıkayıp sivilcelerinizi arttırabilir. Sivilceleri olan birçok kişi nemlendirme aşamasını atlayıp sivilcelerini kurutmaya odaklanır. Ancak işin aslı şu ki ister yağlı ister kuru olsun. Tüm cilt tiplerinin dengelerini korumak için neme ihtiyacı vardır. Yüzünüzü çok sık temizleyerek ya da nemlendirici sürmeyerek nemden mahrum bırakırsanız cildiniz yağ üretimini arttırarak yağ dengesini korumaya çalışacaktır. Bu da yüzünüzde daha fazla sivilce çıkmasına neden olur. Eğer nemlendiricinin gözeneklerinizi tıkayacağından endişeleniyorsanız üzerinde komedojenik değildir ibaresi olan bir nemlendirici seçin. Bu tür nemlendiriciler gözeneklerinizi tıkamadan cildinize bakım yaparlar. Beşinci efsane. Sivilcelere diş macunu sürmek sivilceleri kurutur. Mentollü ya da naneli diş macunlarının sivilceleri kurutabileceğini inkar edemeyiz. Ancak dermatolog Dr. Rebecca Baxt, diş macununun cildi tahriş edebileceğine ve kızarıklığa ve soyulmaya yol açabileceğine dair herkesi uyarıyor. Diş macunu cildinizi kurutur ve siz de cildinizi nemsiz bırakmanın sonuçlarını öğrendiniz. Bu yüzden evde hazırlayabileceğiniz hızlı ve kolay bir tedaviye ihtiyacınız varsa uzmanlar diş macunu yerine hemoroid kremi kullanmayı öneriyor. Bu kremler iltihabı azaltıp cildinizi nemlendirirler. Altıncı efsane. Makyaj sivilceye neden olur. Nedendir bilinmez ama insanlar makyaj yapmanın sivilceye neden olduğuna inanırlar ve makyaj yapmamanın cildi sivilceden tamamen arındırabileceğini düşünürler. Ancak gerçekte makyaj yapmak sivilceye neden olmaz. Ama yine de aklınızda bulundurmanız gereken bazı şeyler var. Her şeyden önce cilt tipinize uyan makyaj ürünlerini tercih edin. Mesela yağlı ya da sivilceye eğilimli bir cildiniz varsa bu ciltler için uygun olan fondöten ve BB kremleri seçin.
Ayrıca makyaj fırçalarınızı ve süngerinizi düzenli olarak temizleyin. Aksi takdirde sivilceye neden olan bakteriler bunların üstünde ürerler. Eğer makyajınızı parmaklarınızla yapıyorsanız, makyaj yapmaya başlamadan önce mutlaka ellerinizi yıkayın. Ve son olarak ne kadar yorgun olursanız olun, cildinizde daha fazla pürüzle uyanmamak için asla makyajınızı çıkarmadan uyumayın. Bunun dışında cildiniz yüzünden özgüvensiz hissediyorsanız veya sadece makyaj yaparak yaratıcılığınızı konuşturmak istiyorsanız tabii ki makyaj yapabilirsiniz. 7. Efsane: Yüz sivilce haritaları doğrudur. Birçok insan hangi sağlık sorunlarının yüzlerinde sivilce çıkmasına neden olduğunu öğrenmek için yüz haritalarına yönelir. Mesela bu haritalar alnınızdaki sivilcelerin sindirim sorunlarından kaynaklandığını ya da akciğer sorunlarının yanaklarda sivilce çıkmasına neden olduğunu söylerler. Ancak bu haritaların bilimsel olarak doğru olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur. Fakat yüzünüzde sivilcelerin çıkmasının sorumlusu başka şeyler olabilir. Mesela alnınızdaki sivilceler çoğunlukla kakülleriniz, sürekli şapka ya da bere takmak ya da gözenekleri tıkayan saç ürünleri kullanmak yüzünden oluşabilir. Yanaklardaki sivilceler de telefonunuzun ya da yastık kılıfınızın kirli olması yüzünden oluşabilir. Bu yüzden telefonunuzun ekranını daha sık temizleyin ve nevresimlerinizi haftada en az 2 defa değiştirin. 8. Efsane: Düzgün bir şekilde yaptığınız takdirde sivilcelerinizi patlatmanın zararı yoktur. Hepimiz sivilce patlatma dürtüsünü ve patlattıktan sonra gelen o garip tatmin duygusunu yaşamışızdır. Ancak sivilcelerden tamamen kurtulmak istiyorsanız, yüzünüzdeki sivilceleri asla patlatmamalısınız. Hiçbir antiseptik krem ya da sivilce sıkmayı güvenli gibi gösteren şey, sivilcenizi sıktığınızda cildinize verdiğiniz zararı onaramaz. Dermatolog Dr. Hadley C. King, sivilceleri sıkmanın cildinize daha fazla bakteri girmesine sebep olduğunu ve iltihaplanmayı artırdığını söylüyor. Ayrıca sıkılmış bir sivilce daha hızlı iyileşmez. Tam tersi, cildinizde geçmesi aylar alacak ya da hatta hiç geçmeyecek bir iz bırakacak koyu bir sivilce lekesi bile oluşturabilir. Yapabileceğiniz en iyi şey sadece sabırlı olmak ve cildinizin bu sorunla kendi kendine baş etmesini beklemektir. Sivilcelerinizi sıkma arzusuyla başa çıkmak için sivilce bandı kullanmayı deneyebilirsiniz. 9. Efsane: Abur cubur sivilceye neden olur. İşte tüm abur cubur bağımlıları için iyi bir haber. Abur cubur cildiniz için tamamen güvenlidir. SLMD Cilt Bakımı markasının kurucusu Dr. Sandra Lee, pizza, hamburger ve patates kızartması gibi yağlı yiyeceklerin cildinizdeki sivilcelerden sorumlu olmadığını söyleyerek bunu doğrulamaktadır. Ancak süt ürünleri gibi tüketirken dikkatli olmanız gereken bazı besinler vardır. İnek sütü ya da peynir genellikle sivilce oluşumunu tetikleyen hormonlarla doludur. En az bir hafta boyunca süt ürünleri tüketmeyi bırakın ve cildinizin iyileşip iyileşmediğini gözlemleyin. Her türlü durumda yedikleriniz büyük oranda görünüşünüze etkiler. Bu yüzden sağlıklı beslenmeye çalışın ve hem içten hem de dıştan sonuçlarını görün. 10. Efsane: Sivilcelerinizin sorumlusu sizsiniz. Maalesef günümüzde çoğu insan sivilcenin cildine bakmayan insanlarda görüldüğünü ve bunun tamamen kişinin hatası olduğunu düşünüyor. Ancak bilmeniz gereken bir şey var. Akne büyük ölçüde hormonlarınıza, genetiğinize ve kontrolünüzün dışında olan birçok faktöre bağlıdır. Bu yüzden kendinizi suçlamayı bırakın ve harekete geçin. Yapabileceğiniz en iyi şey cildinizi tanımaktır. Cilt tipinizi ve ne tür cilt bakımlarının ve yiyeceklerin cildinizi iyi ya da kötü etkilediğini öğrenin. Bu sayede sivilcelerinizin kontrolü elinizde olacak ve sivilcelerinizden tamamen kurtulmanıza yardımcı olacak bir yöntem bulabileceksiniz. Peki ya siz sivilceler hakkında başka efsaneler biliyor musunuz? Bunları yorum kısmında bizimle paylaşın. Videomuzu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve hayata olumlu bakmak için abone olmayı unutmayın.